Transfer raporunda ikinci bölüm başlıyor. Mehmet Ayan ve sevgili Ergin Arslan'la birlikteyiz. Galatasaray'ı daha henüz bağlayamadık konuyu. Bir bağlayalım, arkasından Beşiktaş'a geçeceğim ki özellikle Sergen Hoca ile ilgili sana sormamı çok istiyor Beşiktaş taraftarı. Elbette Beşiktaş'ı uzun uzun da konuşacağız. Ama öncelikle Galatasaray'ı bir noktalayalım. Mehmet Ayan tabii bize çok farklı pencereler açtı. Gerçekten o pencerelerden baktığında şimdi hani hangi aday ne yapacak, kim nerede demekten ziyade, isimlerin üzerinden gitmekten ziyade kongreyi de manipüle etmeme adına 5 seçimli bir kongrenin demokratik olduğunu söylüyorsun ama dezavantajları olduğunu var, da vurguluyorsun. Evet. Buradan başlayalım. Yani birçoğu çok bölünmüş bir yapı olarak düşünüyor 5 seçimli bir kongreyi ama aksine ben ilk günden söylediğimi yine tekrarlayayım. Bu armaların ne kadar büyük çaplı olduğunu gösterir. Yani sahipsiz kalmayacağını da gösterir. Bir şekilde 5 listeden herhangi biri de seçilse Galatasaray yine yoluna devam edecek, varlığını sürdürecek. Dezavantajı şu, çok dar çerçevede bir seçim yapılıyor. 3000-4000 arası bir katılım bekleniyor. Milyonluk bir camiayı belki 700-750 oyla başkan seçilip icraata gittiğiniz zaman dışarıda kalan ve Galatasaray'ın aylık yapılan divan seçimleri, mesela orada yönetim eleştirileri çok fazla oluyor değil mi? Belki çok geniş bir kitle sizin karşınızda olacak. Yani çok dar çerçevede seçilmiş olacaksınız. Daha geniş bir kitle karşınızda olacak. Bu sağlıksız bir ortam doğurabilir. O yüzden ben 20 Haziran'ı çok merak ediyorum. Yani 19 Haziran seçim bittiği andan itibaren adayların tavrı, yaklaşımı ve ondan sonraki günlerde göstereceği reaksiyonlar mevcut seçilmiş başkana karşı. Çünkü Galatasaray neresinden bakarsak bakalım belki çok branşı var, geniş çaplı bir organizasyon ama olayın özü futbol takımı. Yani futbol takımı o golü attığı zaman yönetimden çaycısına herkes başarılı sayılıyor bir camiada. Ama siz ekonomiyi de düzeltseniz, tesisler de yapsanız, çağ atlatsanız belki teknik olarak futbol takımı skor alamadığı sürece bunların hiçbiri görülmez. O yüzden futbol takımı hemen icraata başlayacak, önelemeler oynayacak, sahaya çıkacak, kadro yapılanması gerekiyor. O yüzden çok zor bir süreç bekliyor aslında seçilen başkanı. Benim beklentim şu, o seçim akşamının bitmesi itibariyle Galatasaray'ın diğer başkan adaylarını da mevcut başkanla birlikte el ele tutuşarak elini havaya kaldırmasıdır. Onun dışındaki Galatasaray'da Fatih Hoca da göreve gelirse şöyle bir sıkıntı olacak, kabul edelim. İşler kötü giderse teknik adam, Fatih Hoca Galatasaray siyasetinin içinde bir adam olduğu için ve o divan toplantıları, sürekli eleştiriler falan sahayı etkileyecek. X bir hoca olsa etkilemez ama Fatih Hoca etkilendiği için bu takıma da yansıyacak. Sirayet eder. Sirayet edecek. Hani bir yıl sonra herkes seçim olacağını söylüyor. En geç bir yıl sonra ve bu icraatları da etkileyecek. Atılacak imzaları, uzun vadeli projeleri, transfer sözleşmelerini, bunların hepsini etkileyecek. Fatih Hoca oy atmaya gitmeyebilir diyor Mehmet Ayan ki haklı argümanlarını öne sürdü zaten. Söyledi de gerekçelerini. Sen de Mehmet Ayan çizgisinde misin? Ben olsam ben de gitmem ya. Gerek yok Fatih Hoca'nın oy kullanmaya gitmesine, bence gerek yok ya. Kendi bilir tabii de dediği doğru. Yani hür hakkıdır, iradesini kendi kullanacak ama. Kravatını şöyle düzeltti, böyle yaptı. Oraya gittiği zaman. Oraya durdu, kravat niye o renk? Biraz daha şey olabilir yani, manipüleye açık bir spekülasyona açık bir hale alabilir yani kamuoyunda. Yani öyle ya da böyle Galatasaray 5 adaylı bir seçime giriyor cumartesi günü. Bir şey de kalmadı. Takım da tabii şu anda transferleri elbette ki Abdurrahim Bey yapıyor. Yani mevcut Sayın Cengiz. Bütün adaylara ben eşit mesafedeyim açıklaması da yaptı Mustafa Bey, Sayın Cengiz. Ama Yiğit Bey arkadaşımdır, tribün arkadaşımdır dedi. Araya sıkıştırdı yani. Dedi. İlaveten Işın Bey gitmeyeceğim dedi oy atmaya. Haziran konusunda Ergin'in az önce sözünü ettiği o azlık durumu ile ilgili ben her adaya Haziran soruyorum. Mesela Metin Bey bugün 3700 Haziran bekliyoruz dedi. Yine Galatasaray görüşe çok güvendiğim birkaç tane abimizden 4000 civarı lafı geldi. Burak Bey cephesinden 4900-5000 katılım bekliyoruz denildi. Şimdi bir kere saat 3'te sandıklar kapanacak. Öyle bir durum ki geçen cumartesi İstanbul'da, hatta bizim WhatsApp grubunda da Ergin de yaşadı, ben de yaşadım. Trafik yoktu. Yani trafik nedir? Araçların akmasıdır değil mi? Geçen İstanbul'da trafik yoktu ki geçen hafta cumartesi günü. Hep duruyordu çünkü. Şimdi nerede seçim?
Lisede. Galatasaray Lisesi. Hava. Galatasaray Lisesi'nin önünden araba ile girip arabayı bir yere park edemezsin. Özellikle yaşı geçmiş abilerimiz için hem hava, hem kalabalık, hem Covid, oraya yürüyüş, gidiş geliş çok zor olabilir. Çok zor. Bunları normal şartlarda Galatasaray için düşünmeyebilirsin. Ama bugün düşünmek zorundasın. Çünkü Covid var. Ve İstiklal Caddesi çok büyük olasılıkla bu cumartesi de, yani 19 Haziran cumartesi günü de tahmininden fazla yük alacak. İstiklal Caddesi'ne çıkan bütün yollar hakeza. Tarlabaşı'ndan, Tepebaşı'ndan, Galatasaray'dan, Çukurcuma'dan, Taksim tarafından ve yolu tarafından. Şimdi bunlar hep detay gibi görünebilir. Bunların hiçbiri sana bana 40-45 yaşa detay olmaz. Haklısın. Ama 80 yaşında, 75 yaşında, benim babam 46 doğumlu, eğer delege olsa, ya baba bir bak derim yani, sağına soluna bir bak. Covid var, o var, bu var, güneş var, trafik var, yağmur var. Yani Galatasaray, İstanbul'da sıcak olması yağmur oluyor. Öyle bir dengesiz hava koşulları var. Yani birçok şey gitmeye de bilir diyorsun. Gidilmeye de bilir. Bunların hepsi birer etken. Doğru. Galatasaray Lisesi'nin yeri mesela salladım, neresi gibi olsaydı, uydurdum. Yıldız Teknik Üniversitesi. Abi gidilebilir ya. Statta yapılır. Arabayla gidersin. Yok, Tüzük'te tefkide sanılıyoruz. Yani onu arabayla gidersin, mi? Yıldız Teknik Üniversitesi'ne gidersin falan. Otopark var ama şimdi Galatasaray Lisesi öyle bir yerde ki. Yani isteyen istediği gibi arabası falan gidemeyebilir. Bunlar detay. O yüzden ben Haziran konusunda biraz daha Metin Bey'e yakınım. 3700-4000 arası bir şey bekliyorum. Peki. Fiziksel ve Covid şartlarından dolayı. Doğru bir şeye temas etti. Doğru. Yine bir ayrıntı, yine bir detay ama önemli. Galatasaray'la ilgili söylemek istediğim bir şey yoksa Beşiktaş'a geçeceğim artık. Her şeyi de söyledin zaten. Daha ne söyleyeyim ya? Bu kadar. Sen de ekledin. Detaylı yorum var mı yani? Daha detay. Bravo. Artık cumartesiden sonra bir programa geldiğinde daha net yorumlar. Ben cumartesi Bakü'ye gideceğim de bilmiyorum, sabah biraz gidebilir miyim oralarda? Sabah dönüş, bir gezmem lazım. Dönüş pazartesi akşam herhalde, öyle görünüyor. Pazartesi akşam. Dolayısıyla keşke cumartesi gece gidebilsem Bakü'ye. İsviçre maçına gidiyorsun. İsviçre maçına gidiyorum. Hayırlı yolculuklar. Alın da gelin. İnşallah alın da gelin. Önce yarın bir alalım da. Peki Beşiktaş. Evet. Şimdi diyorlar ki Sergen Hoca attı imzayı. Anlaşma tamam, attı imzayı değil de. Prosedürdür yani, bir şekilde imza atılacak. Belki de bir hani böyle bir tören de yapılmayacak. Ama Beşiktaş'ta taşlar sence yerinden oynar mı, yoksa böyle devam eder mi bu iş? Valla taşlar sallandı ya. Hoca imza atsa da atmasa da artık sallandı. Yani geçen senenin o havası, geçen senenin o kenetlenmesi, bu sürecin çok uzaması sıkıntı oluşturdu. İlk günden beri tereddütüm buydu Beşiktaş'la ilgili ve bunları dile de getirdim. En son görüşmenin Sayın Başkan'ın da dahil olarak yapılacağı söyleniyor.